Gel. Merhaba, hızlandırılmış küfür kursu. Doğru geldin canım, tam yerine geldin. Şikayetiniz neydi? Nasıl desem, küfür edemiyorum ben bir türlü, olmuyor. Bazen öyle küfürlük anlar geliyor ki bilirsiniz. Yani şöyle ağız dolusu bir küfür etsem çok rahatlayacağım ama yapamıyorum işte. İçimde patlıyor, ne olur yardım edin bana. Hiç merak etme canım, küfür benim işim. Seni civarın en büyük küfürbazı yapacağım, hiç merak etme sen. İşinden memnun musun peki? Yani patron son zamanlarda çok gıcıklık yapıyor. Affedersiniz, gıcık dedim. Şimdi ben sana şok tedavisi uygulayacağım, tamam mı? Hani yüzme bilmeyen adam böyle direkt denize atmak gibi düşün. Sen şimdi benim dediklerimi aynen tekrar ediyorsun, tamam mı canım? Bak, ben böyle işin, böyle patronun yedi ceddini, sülalesini gelmişini geçmişini ta... Evet, hadi bakalım, şimdi sıra sende. Ben böyle çalışma şartlarının, yani akrabalık ilişkileri çerçevesinde tabii, soy ağacında dikkate alarak... La kes! Böyle küfür mü olur oğlum ya? İltifat ediyorsun sen resmen. Yorum yapma birader, direkt gir işte. Ben sana ne diyorsam onu söyle a**inde ya. Tamam, bu sefer yapacağım söz. Bu sefer başaracağım. Havalarda sanki bu aralar çok sıcak gidiyor değil mi? Böyle bunaltıcı, insanı böyle öldüren bir sıcak, çok feci bir sıcaklık var. Evet ya, çok sıcak. Ben bu arada kesinlikle kış insanıyım. Yani sıcak havalardan nefret ederim ben. Affedersiniz, nefret söyleminde bulundum az önce. Irkçı bir tavır oldu sanki biraz. Sorry. Oğlum sen ne acayip bir adam çıktın öyle ya. Bak şimdi, benim dediğimi aynen tekrar ediyorsun. Eksiksiz, tamam mı? Ben böyle havanın, hava sıcaklıklarını 43 derece ölçen meteoroloji çalışanlarının DNA'sını, genetiğini, dalağını safra kesesin. Hadi bakalım, sıra sende. Ben böyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ve meteoroloji kurumunda görev yapan devlet memurlarımızın, tabi onlar da neticede görevini yapıyor, bir takım organlarını... La kes la kes! Mal mısın oğlum sen ya? Böyle bir ülkede insan nasıl küfür edemez, anlamıyorum ben bunu ya. Mucize gibi bir şeysin sen lan. Senin böyle küfür edeceğin falan yok arkadaş ya, ama senin ilacın bende, merak etme. Hazır mısın? Hazırım. Dün biliyorsun faiz artışı yaptılar ama işe yaramadı. He? Dolar euro yine 30'a yürüyor. Benzinin 40'ı çıktı. Ekmeğe, süte, şekere, iğneden ipliğe, her şeye zam oğlu zam geldi. Ev kiraları desen ebesinin nirvanasına kadar çıktı. İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, solsuzluk, donsuzluk aldı başını gitti. Atı çalan Üsküdar'ı geçti. Ülke madden manen tepeden tırnağa bitti ulan bitti. Lan ben böyle düzenin var ya. Üstüne bir tas suyu dökenin de avradını. Vallahi arkadaş, ben yılların küfürbazıyım, bak ben böyle sek küfür görmedim hayatımda ya. Helal la sana, helal sana yiğidim. Küfrettim, başardım, yaşasın, küfrettim. Oh, ama nasıl rahatladım. Nasıl rahatladım anlatamam yerinde ya.